Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Mersin'in Silifke'den ve Silifke'de Atakent Mahallesi'nden her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Çapanoğlu Apart'tan seslenmekteyiz. Yıllara dayalı tecrübenin özellikle misafirhaneye dönüştüğü son derece güler yüzü, samimi ortamlarıyla insanların kendi evinde hissedebilecekleri bir hizmet verilmekte. Ve işletme sahibimiz Sayın Mustafa Mavili ile birlikteyiz. Bakalım bu harikulade işletme verdikleri hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Öncelikle bu yoğun tempo içerisinde bizlere zaman ayırdınız, bizlere ağırlıyorsunuz ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Çapanoğlu Apart verdiği hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğim. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Mustafa Mavili kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Efendim ben aslen Yozgat Yerköylüyüm. Kırıkkale Makine Kimya'dan emekliyim. Sene 1990'dan beri de bu Akdeniz'de çeşitli esnaflıklar yaptım. Önce bir atölyem vardı, mermer karo atölyesi. Sonra inşaat sektöründe inşaat malzemesi üzerine uğraştım. Sonra burayı yaptım işte acizane. Burada 12 senedir bu işi yapmaktayım. 12 senedir de konaklama hizmeti vermektesiniz. Veriyoruz. Çapanoğlu Apart adıyla. Evet. Toplam kaç metrekarelik bir alandır burası efendim? 670 metre falan. 700 metre civarında bir alan, evet. Ve toplam kaç odada kaç kişi aynı anda ağırlayabilmekteyiz? Burada 18-19 dairemiz var. 1 artı 1, 2 artı 1 şeklinde. 1 artı 1'de bir yatak odası, salon, mutfak, banyo, tuvalet şeklinde. 2 artı 1'de de 2 yatak odası, banyo, tuvalet, mutfak şeklinde. İşte yüzme havuzumuz, internetimiz, elimizden geldiği kadar gelen misafirlerimize mümkün mertebe en iyi hizmeti sunmaktayız. Şimdi özellikle bir hizmet alınabilecek tesislerden beklenen her türlü hizmetin aşağı yukarı burada verildiğini görüyorum. Yüzme havuzumuz, klima, TV, Wi-Fi, buzdolabı bunların tamamı varken yine dağ ve deniz cepheli kiralık apartmanlarınız var, daireleriniz var. Günlük, haftalık ve aylık olarak da kiraya verebiliyorsunuz. Veriyoruz. Gelen konuklarınıza. Gelen konuklar ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte Mustafa Bey? Efendim buraya diyebilirim Türkiye'nin her tarafından ben misafir ağırladım. İstanbul'dan dahi. Bursa'dan, Eskişehir'den uzak olarak doğunun, güneydoğunun tamamı burada. İç Anadolu'nun hemen hemen tamamı burada. Buranın biliyorsunuz Akdeniz'de, Akdeniz'in en güzel beldelerinden birisi. Kesinlikle. Konum olarak, kurum olarak, deniz olarak, koy olarak. Sıfır denizi var, sıfır kumu var. 100 metre denizin içerisine girersiniz hala deniz göğsünüzde. Efendim çoluğu çocuğu güvenlikle denizin kenarına bırakabiliyorsunuz. Halkı sevecen, iyi misafirperver, bir insanla misafirperver. Son derece samimi insanlardan oluşan biri. Gerçekten çok güzel bir belde. Yalnız maalesef burada bir şehire bakım yok. Onu da artık büyüklerin görevi, onu da dikkate buradan alırlar. Yetkililerimize de bu konuyla ilgili bir mesaj göndermiş olalım. Bizler vatandaş olarak özellikle buraya Türkiye'nin birçok noktasından ya da yurt dışından gelecek olan misafirleri ağırlamak adına bize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Fazlasıyla yaptığımızı söyleyebiliriz. Devletin de bu konuda bize biraz destek olması, el atmasını biz buradan yetkililerimize mesaj olarak gönderelim. Ricamızda bulunalım. Tabii. Çünkü gerçekten burası bir cennet. Cennet. Ve çok yakın bir tarihte insanların artık buradan çıkmak istemeyecekleri bir yer haline gelebiliriz. Evet. Sadece biraz desteğe ihtiyacımız var diyelim. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasını insan ağırladığını söylediniz. Ben özellikle bizi izleyen izleyicilerimizden böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşacaklarını bilgisini almak istiyorum. Değerli izleyicilerimizin sizlere ulaşması için sanıyorum mail adresleriniz var. Sizlere ulaşacakların mail adresi info@çapanoğluotel.com'dan sizlere ulaşabiliyorlar. Yine telefon numaralarınız var. İzin verirseniz paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle. Sizlere ulaşacakları telefon numarası 0324 alan koduyla 722-42-40 nolu telefon. İşletme telefonu ve yine GSM numarası 0532-711-3544 44 nolu telefonlardan da bir talep gelirse kendilerine hizmet verebileceğiz. Evet. Şimdi bu sektörde en iyilerden birisiniz. Ancak
yalnız değilsiniz. Biliyorsunuz sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme var. Özellikle müşterilerin sizi tercih etme sebebi size göre nedir efendim? Efendim benim yerim biliyorsunuz şehirden 300-400 metre biraz daha içeride. Fakat buna rağmen samimi söylüyorum, benim aşağıda öyle bir getirip götürecek adamım da olmadığı halde inan yerim hemen hemen hiç de boş kalmayacak derecede çalışır. Evet. Bunu da ben şuna yoruyorum. Ben gelen insanlara gerçekten hizmet veriyorum. Bu bir. İkincisi hanım olsun ben olayım. Her şeyimizi paylaşıyoruz insanlarla. Biraz aile ortamı olmasının sanıyorum yani, etkisi var. Evet. Siz ben, burada güvenilir, yaşını başını almış bir aile olarak son derece titiz. Evet. İnsanlara hijyenik bir şekilde ortam sunuyorsunuz. Gerçekten buraya gelenler de kendini misafir gibi hissediyorlar. Aynen öyle. Yani, aile ortamı olduğu için. Misafir gibi hissediyorlar. Evet. Ve siz de son mimiyi ve özellikle evcil davranarak onlara daha ev sahipliğini hissettirerek aynen bir şekilde davranmış. Onları sizi tercih etme sebeplerinin başında diyebiliriz. Şimdi bugün böyle. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Valla şöyle yapabilirsem tabii biraz çocuklar gelip bu işe bakmıyorlar. Beni yalnız bırakıyorlar. Eğer gelirlerse tabii burada biz de diğer lüks oteller gibi yemek, kahvaltı vermeyi daha işte buralara biraz daha modernleştirmeyi aslında düşünüyoruz. Yani yapmak 6 tane çocuğumuz var. Allah evet. bağışlasın. Fakat her birinin kendine ait bir düzen evet. ve yaşamları da var. Sizin tabii ki gönlünüz birileri gelip size el atsın, yardım etsin, omuz versin diyorsunuz. Evet. Burayı daha da geliştirelim. Son derece kaliteli aynen. bir ortam. Zaten çok başarılı bir işletme. Evet. Biraz daha bir bakım tadilatla sonrası yemeğimizde, barımızda, kafemizde gelen misafirlerimizde ağırlayabileceğimiz bir ortam olsun istiyorsunuz. Evet. Tabii bunu yaparken kaliteden ödün vermemek ilk projemiz diyebiliriz. Evet. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, Sektörler Arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Mersin, Silifke, Atakent'ten ve sektörünün en iyisi Çapanoğlu Apart'tan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü Merkez Tüyalan'a bırakıyoruz efendim.